Zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 7. kez kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertliler İzmir'de kazandığı kupa zaferiyle 9 yıllık hasrete son verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ceysus da görevinden ayrıldı. 9 yıllık hasret sona erdi. Kupanın sahibi Fenerbahçe. Zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin gollerini 1. ve 29. dakikada Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi attı. Başakşehir bu gollere karşılık veremedi. 90 dakikası tamamlanan karşılaşmada kazanan taraf sarı lacivertliler oldu. Zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 7. kez kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertliler İzmir'de kazandığı kupa zaferiyle 9 yıllık hasrete son vermiş oldu. Fenerbahçe son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı. İlk tebrik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 2023 Zira Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum, dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ceysus ise Zira Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'deki macerasını tamamladığını açıkladı. Kupayı Fenerbahçe aldı. Avrupa'ya Adana Demirspor gitti. Adana'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanması şehirde coşkuyla kutlandı. Meşaleler yakıldı. Araçlarla korna çalındı. Şehir turu atıldı. Sevinç gösterileri yapıldı. Fenerbahçe Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Ancak bu galibiyeti en çok Adanalılar sevindi. Çünkü ligde 5. sırada olan Başakşehir bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Katılma hakkı ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'un oldu. Hal böyle olunca da Adanalılar sokaklara döküldü. Fenerbahçe Başakşehir karşılaşmasının bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte kentte yer yerinden oynadı. Adanalılar meydanlarda toplandı, coştukça coştu. Araç konvoylarıyla şehrin caddelerinde dolaştı. Takımlarına tezahüratlar yapan Adana Demirsporlular meşaleler yaktı, halaylar çekti.